Al bakalım, sana özel çay yaptım. Sakinleştirir, ferahlatır. Sağ ol Sacide teyze, zahmet etmişsin. Afiyet olsun. Elif emniyetle ve savcıyla konuşmuş. Sen kendini toparladıktan sonra alınacak ifaden. Bize emanetsin. Keşke ben vursaydım Korkut'un yerine. Keşke ben katil olsaydım. Kendini suçlamayı bırakır mısın artık? Suçlayacaksan kendi canına kıymayı nasıl göze aldın, onu bir sor kendine. Bu utançla yaşamak istemedim o an. Ölmek istedim. Kızım, sen kötülere inat. Fazladan bir gün bile yaşamak için mücadele edeceksin. Bak Gizem'e, Ömer'e, Korkut'a. Her an ölümle burun burunalar. Onlar ne yapsın? Elif'le Gizem dün çok destek oldular bana. Başka türlü kafamı toplayamazdım zaten. Sağ olsunlar. Korkut geldiğinde seni böyle görmesin. Toparlardı kendini. Bu sefer hata yapmak istemiyorum Sacide teyze. Doğruyu yapıp bu eve Korkut'un eşi olarak sahip çıkmak istiyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Korkut benim yüzümden katil oldu. Ortada bir cinayet yok Sena. Korkut o ırz düşmanının seni öldürmesine engel oldu sadece. Hem artık Korkut'un da teşkilat mensubu olduğunu bildiğine göre merak etme. Bu arada sakın ama sakın Korkut'un ne iş yaptığından kimseye bahsetme. Yoksa bütün evlatlarımızı tehlikeye atarsın, ona göre Sena. Yok, bundan sonra beni öldürseler de kimseye bir şey söylemem, merak etmeyin. Hadi iç çayını, ilaçlarını da al. Şurada bir güzel uyu, dinlen. Biz buradayız. Ellerinize sağlık.